Konsolumuzun üstünde çok güzel objeler görüyorum. Bakabilir miyiz? Tabii. Göstereyim hemen. Şöyle vereyim. Size şöyle bunu ben almak isterim. Çok merak ettim. Bunu da ettim. Şöyle koyayım, bakmak isteyen baksın. Bunun bir hikayesi var mı? Onun hikayesi var. Şöyle. Biz işte eşimle sevgili olduktan sonra hiç böyle seni seviyorum falan dememiştik birbirimize. Ben işte Ankara'ya geldim. Benim mülakatlarım falan oluyordu. Ankara'ya geldim. Böyle şey, Kızılay'da biliyorsunuz böyle banklar vardı, böyle ışıklar falan. Dedi ki hani burada durur musun, hani bir şey söyleyeceğim. Böyle loş bir ışık akıyordu, hafif kar yağıyordu. Dedi işte böyle gözlerimin içine bakarak seni seviyorum dedi. İlk seni seviyorum dediği andı o. Ben de hani o anı yaşatmak istedim. O yüzden bunun biblosunu yaptırdım. Ama bana benzetememişler. Hani bana değil de hani oradan geçen bir teyzeye benziyor biraz ama olsun, o anın şeyini yaşatmak istedim. Kalsın istedim, o yüzden onu yaptırdım hediye olarak. Ben çok beğendim. Çok güzel, romantik bir düşünce olmuş. Evet, size benzemiyor pek ama çok güzel olmuş. Bence de çok güzel olmuş. Gerçekten yaşatmışsınız o anı. Bu zarif hediyenizin fiyatı nedir Büşra Hanım? Fiyatı 600 TL. Ne? Çok uçuk bir fiyat değil mi? Evet ama işte ahşap var ya, ondan pahalı. Ahşapa burada da dayanamamışsınız. Paraya kıymışsınız anlaşılan. Ben de böyle bir hediye yaptırmayı düşünmüştüm ama fiyatını öğrendikten sonra yaptıramayacağımı anladım. Ya benim hani yaptırdığım yer belki öyledi. Başka yerlerde belki daha uygun vardır. Ben sadece ilk gördüğüm yerde buldum dedim, yaptırdım. Belki daha farklı şeyler de vardır. Bakın yine de. Eşimin bana yaptırdığı bilbolu evet biraz pahalı ama böyle ince bir düşünceyle o anı ölümsüzleştirdiği için açıkçası yani hiç önemli değildi yani benim için o sırada para. Evet, burada da bir ahşap kutu var Büşra Hanım. Bunun içindekileri de merak ediyoruz. Bu evlilik teklifi ederken kullandığı kutu. Burada bir not var galiba. Evet, orada açabilirsiniz isterseniz. Bu böyle eski kutusu gibi. Bunun işte anahtarını bir yerde, deliği bir yerde bulmaya falan çalışıyorsunuz. Okur musunuz bize? Tabii, ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim. Ömrün ömrüme nasip olsun diye, seni çok seviyorum, benimle evlenir misin? Çok güzel bir not olmuş gerçekten. Tabii o kendi yazmadı da hani. Evet, daha önce duymuştum zaten ama. Kızlar, aynadaki güzelliğe bakar mısınız yalnız? İçerisine de yazı yazdırmış eşi. Senden daha güzel bir hediye bulamadım. Wow. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok eşiniz düşünceli bir bayağı bir romantik olmuş galiba. Evet, o çok romantik. Ben o kadar değilim işte, arada yapıyorum böyle. Konsolun üzerindeki aksesuarları, kutusunu çok beğendim. Eşi gayet düşünceli bir hareket yapmış bence. Yani Büşra da memnun kalmış ki bize özellikle bunu göstermek için konsolun üzerinde yer vermiş.